yaşamımızı nasıl düzenliyoruz? İlk önce ufak bir uygulama yapalım. O uygulamanın üzerinden gitmeye çalışacağım. Peki. Birazdan müziğimiz girecek. O müziğimiz girdiğinde yaklaşık bir 3-4 dakika gözlerinizi kapatıp en rahat pozisyonunuzda oturmanızı rica edeceğim. Ayaklarımızı indirelim. En rahat pozisyonumuzu alalım. Müziğimiz birazdan girecek. Evet. En rahat pozisyonunuzu aldınız. Şimdi sizden gözlerinizi kapatıp derin bir nefes almanızı istiyorum. Nefes alın ve verin. Nefes alın ve verin. Yine gözleriniz kapalıyken oturmuş olduğunuz koltuğun sırtınıza, belinize ve bacaklarınıza yapmış olduğu baskıyı hissedin lütfen. Ve şimdi hatırlayabileceğiniz en küçük yaşınızı hatırlayın. Hatırlayabileceğiniz en küçük yaşınızı hatırlayın. Şimdi bu minik çocuğun tam karşısına geçin. Dizlerinizin üzerine çökün ve ellerinizi o minik çocuğun omuzlarına koyun. Ve tam gözlerinin içine bakın bu minik çocuğun. Bugüne kadarki tüm hatalarınız, yanlışlarınız ve kusurlarınız için bu minik çocuktan özür dileyin. Bundan sonra onu üzmeyeceğinize dair bir söz verin. Şimdi onu alın ve kucaklayın. Sıkı sıkı sarın. Başınızı okşayın. Yüzünü okşayın. Bağrınıza basın. Kokusunu hissedin. Korkmaması gerektiğini söyleyin. Her şeyin çok güzel olacağını söyleyin. Çünkü bu minik çocuğun size ihtiyacı var. Şimdi onu alın ve yere bırakın. Ve son bir kez bakın ona. Gelecekte görüşmek üzere deyin. Şimdi sağlıkla, mutlulukla ve o ufak küçücük çocuğa vermiş olduğunuz sözle ve mutlulukla gözlerinizi açabilirsiniz. Ağlayanlar var, neler oluyor? Kaç yaşınızı gördünüz hanımefendi? Bir dakika, hemen mikrofonu getireyim size. Evet. Ayağa kalkar mısınız? Herkes bir çocukluğuna gitti geldi. Evet. Buyurun mikrofonu. Kaç yaşına gittiniz? Vallahi genç anneliğimi hatırladım. Evet. Çünkü çocuğuma bayağı kaba davranıyordum. Anladım. O geldi aklıma. Pişmanım, anladım. Çok pişmanım ama o zamanki şartlar onu öyle. Kucaklayabildiniz mi o tarihteki sizi? Tabii ki. Harikasınız. Hem kucaklıyordum harikasınız. Tabii ama o geldi. Çok teşekkürler. Aklıma. Teşekkür ederim. Başka sizde de var bir şeyler. Size de vereyim mikrofonu. Alır mısınız mikrofonu? Buyurun. Alın alın. Bir ayağa kalkın lütfen. Evet. Siz nerelere gittiniz? Kaç yaşına gittiniz? İşte gençliğimde görmüştüm, öksüz kalmıştım. Oh. Evlendiğim zaman çocuğum dünyaya geldiğinde bayağı ona yapmış olduğum hareketler ve gözümün önüne geldiği zaman kendimi öyle bir... Anladım. Kendimi, onu da benim yerime koymuş oldum. Ve bayağı duygulandım. Ve özledik onları değil mi? Tabii ki. Peki, teşekkür ediyoruz. Farkında mısınız neler oluyor? Sadece 3 dakikada... Yıllar öncesine beynimiz gidiyor ve hatalarımızı, yapamadıklarımızı görüp hayata geçirebiliyoruz. İşte Ayça Hocam'ın sormuş olduğu soru da tam burada başlıyor. Nasıl kendimizi iyi hissedebiliriz? Zaten uzman psikologumuz bu konuyla ilgili bilgileri verdi, bilimsel verileri verdi. İlk önce ben sigara ve alkol kullanmıyorum. İbadethanelerin içine sigara atılır mı? Duyamadım. Alkol dökülür mü? Bizim ibadethanelerimiz de vücudumuzdur. Lütfen buraya sigara izmariti atmayın. Alkol dökmeyin olur mu efendim? Çok akılcı bir yaklaşım evet. Oldu bu. Böyle düşünürseniz insan kendinden utanır öyle bir şey yapmamaya. Daha fazla meyleder gibi geldi bana. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim.